güzel ahlaklı bir insan kıyamet gününde cennette Resulullah'ın komşusu olacaktır. Bakın, gece namazı kılanlar evet cennette çok güzel yerlere geleceklerdir. Oruç tutanlar cennette çok güzel yerlerde ağırlanacaklardır. İnfak edenler, yetimleri sevindirenler, hayır hasenat yapanlar vallahi cennette çok güzel yerlere gideceklerdir. Ama hiçbirisinin evi Allah Resulü'nün evinin dibine gelemeyecektir bu amellerden dolayı. Ancak bir şey müstesna, o da güzel ahlak. Bir insan eğer güzel ahlaklı olursa onun evi cennette Resulullah'ın evinin yanında olacaktır. Komşu olacaktır Allah Resulü'ne. Hani şöyle düşünmeyin. Ya bir sürü Müslüman gelmiş geçmiş tarihte. Her biri Resulullah'a komşu olacak olsa evler çok olduğu için mesafe uzar. Öyle değil. Resulullah'ın cennette bir tane ev olmayacak ki. Milyon tane ev olacak. Milyar tane ev olacak belki. Altından evleri, yakuttan, inciden, mercandan, gümüşten, Firdevs'te, Adin'de, Hult'te, Me'va'da her yerde ev olacak Allah Resulü'nün. İşte bu evlerden birisine Allah seni komşu eleyecek. Buyuruyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, İnne min ahabbikum ileyye ve akrabikum minni meclisen yevmel kıyame ehasinekum ahlaka. Şüphesiz sizin bana en sevimli olanlarınız, bir de kıyamet gününde oturduğu yer bana en yakın olacak olanlarınız en güzel ahlaklı olanlarınızdır. En güzel ahlaklara sahip olanlarınızdır. O nedenle kardeşlerim, gelin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bahsetmiş olduğu bu güzel ahlaka sahip olalım. Sahip olmak için çabalayalım. Bunun için önce dert edinelim. Allah için gelin güzel ahlakımızı daha da güzelleştirmek için bir cehdin, bir çabanın, bir gayretin içerisine girelim. Rabbimden temennim beni de, sizi de ve bizi dinleyecek bütün mümin kardeşlerimizi de güzel ahlak sahibi birer mümin eylemesidir. Tıpkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o numune-i imtisal olan ahlakı gibi güzel bir ahlaka sahip olmamızdır. Allah hepimizi güzel ahlaklı kullardan eylesin.